İyi günler sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri. Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz Yeni Mesaj'daki ekonomi bültenimizde sizlerle ilk defa beraberiz. Burada güncel piyasaların takibi, bunların teknik ve temel analiz yönünden değerlendirilmesini bilgilerimiz ölçüsünde sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu ilk programımız olacak. Bir sürçülisan edersek şimdiden affola. Yani şu sıralarda özellikle insanların pandemi dönemiyle beraber işte Mart 2020 Mart ayıyla beraber özellikle çok fazla derecede evde kalmaları, insanların açıkçası bilgisayar, telefon ve teknolojik cihazları aşırı miktarda kullanması insanların işte belirli miktardaki küçük veya büyük yatırımlarını da bir yerlere kanalize etmek için araştırmalar yapmalarına sebep oluyor. Bunlar da özellikle daha çok yorumları takip ederek, çünkü teknik analiz ve temel analiz bir noktada temel analizi birçok kişi yapabilir ama teknik analiz biraz daha işin bilgisini gerektiren, daha önceden yapmış olmaya gerektiren veya eğitimini gerektiren bir süreç. Burada özellikle yanlış yönlendirmelerle insanlarımızın cebindeki 3-5 kuruşu da çarçur ediliyor. Biz de Yeni Mesaj TV olarak dedik ki, buna bilgilerimiz ölçüsünde kendimize bu piyasanın içerisinde olan bir insan olarak izleyenlerimize ve Yeni Mesaj TV'nin katılımcılarına bir faydamız olsun istedik. İlk defa böyle bir program hazırladık. İlginize sunuyoruz. Değerli izleyenler, eğer programımızı beğenirseniz Yeni Mesaj TV'nin YouTube adresine öncelikle üye olmanızı, oradaki zil sesini açmanızı ve mümkün olduğunca olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da videonun altında paylaşmanız bizleri sevindirecektir. Emeğimizin karşılığını gördüğümüzde de bizler de çok daha etkili, yeni, kendimizi geliştirerek sizlerin menfaatinize programlar yapmaya çalışacağız. Evet, ilk programımıza başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri. Burada videolarımızı kısa tutmaya çalışacağım. Özellikle güncel konuları değerlendirip o konular üzerinde mümkün olduğunca sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bugün gelişen, özellikle dün gece başlayan, aslında kripto paralarla da başlayabilirdik ama şu anda önümde altının aylık grafiği açık. Ona da zaman içerisinde geliriz veya buradan herhangi bir kriptoyu da açıp oradan da devam edebiliriz. Oradan özellikle Bitcoin ve diğer coinlerdeki bu gece başlayıp bugün de devam eden bir süreçte artık bunun Bitcoin'de veya kripto paralarda, altcoinlerde artık bir ayı sezonuna mı giriliyor? Bunların fiyatlarındaki anormal değişimler neye işaret ediyor? Bunlar üzerinden teknik ve temel olarak değerlendirmeye çalışacağız. Burada özellikle ben burada diğer ekranımıza geçelim ve bugün ne kadarlık değişiklikler olmuş bunları sizlerle paylaşmaya çalışalım sevgili izleyenler. Burada özellikle kripto paralarla ilgili ben ücretsiz olan bir site Investing kullanıyorum sevgili izleyenler. Burada baktığımız zaman hacmi yüksek ve piyasada en yoğun kullanılan zaten hacimde bunu ifade ediyor. Coinlere kısaca bir değerlendirmek gerekirse bugün 100. sırada olan hacim olarak Bitcoin'in 42 binler civarından 31.500'lerde işlem gördüğünü görüyoruz. Yine onun arkasından gelen Ethereum'da 24 saatlik değişimin %31'ler civarında olduğunu görüyoruz. Yine Tether ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum, kısaca izah edeyim. Bu özellikle Amerikan dolarının karşılığı olarak ortaya sürülmüş kripto paralarda işlem yapmaya yarayan bir altcoin. Bu özellikle dolar endeksiyle beraber bunun değerinde çok anormal değişiklikler olmaz. Ripple 4. büyük sıradaki altcoin. Bunda özellikle mahkeme sürecinden dolayı ciddi manada 0.70'lerden şu anda 0.17'lere kadar düşmüştü takip edenler için. Şu an geldiğimiz noktada 0.27'lerden işlem görüyor. Yani bugün kripto para piyasasına baktığımızda etraf kan gölü diyebiliriz açıkçası. Bu piyasalarda çok kullanılan bir tabirdir. Bitcoin Cash'te %40'lara varan
bir kayıp var bugün. En büyük kayıp onda, arkasından Litecoin'de. Ama haftalıklara baktığımızda, haftalıklarda örnek konuşuyorum, Bitcoin Cash %39,5 günlükte kaybederken buna rağmen bir haftalık hala %11,98 artıda olduğunu görüyoruz. Yine birçoğunun haftalıklarda artıda olduğunu görüyoruz. Yine düşme sürecinde olan, mahkeme sürecinden kaynaklanan Ripple'ın ise yine haftalıkta hala %21,60'lar civarında artı kazançta olduğunu görüyoruz sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri. Burada Bitcoin'in Tether cinsinden, yani USD dolar cinsinden baktığımız zaman aylık incelememizde, yani görülen grafik şu anda Bitcoin'in aylık grafiği dolar cinsinden. Yani baktığımızda Ocak ayı içerisinde çok yakın zamanlarda 42 bin liraya kadar çok ciddi bir hareket gösterdi. Arkasından bugün gelinen noktada 31.572'lerden aylık piyasada işlem gördüğünü görüyoruz. Burada baktığımızda bunu en kolay değerlendirecek yöntemlerden birisi, benim de sevdiğim yöntemlerden birisi açıkçası, Moving Average'i kullanıyorum. Ben burada Moving Average'de aylıkta değerine baktığımız zaman, bunu da sizin için renklendireyim kapanışlar üzerinden. Evet. Şu anda Moving Average'in aylık grafikte ki 200 periyotluk, yani 200 günlük diyebiliriz, hareketini görüyoruz bu aylık grafikte. Yani bu grafikte baktığımız zaman normalde değerlerinin 200 günlük grafiğe göre 12-13 binler civarında olmasına gerekirken hızlı bir boğa piyasasına girmesi, üzerinde özellikle yurt dışındaki büyük şirketlerin büyük oranlarda alım yapıldığı haberlerinin gelmesi, bununla ilgili bazı para piyasalarında söz sahibi olan büyük bankaların veya büyük yatırımcıların diyelim, yabancı yatırımcılar özellikle işte yıl sonunda 150 bin dolarlara kadar gidecek gibi ifadeler kullanılması, hatta bazı yerlerden 450 bin dolarlara kadar gidecek gibi birkaç yıl içerisindeki haberlerin gelmesi Bitcoin'in ciddi manada bir boğa sezonuna girmesine sebep olmuştu. Bu da yaklaşık olarak 42 binlere kadar gitmişti. Şimdi incelediğimizde, yani buradaki geri çekilme, şu andaki geri çekilmenin, bunun aylık değil de haftalık olarak bakalım. Haftalık geri çekilmelere baktığımızda olması gereken şu anda en son haftadaki almış olduğu kazancın neredeyse şu anda tamamını vermiş ve bunun üzerine de bir niş periyodunda, buna diğer başka bir indikatörümüzde de destekleyecek olursak, buradaki de gücünü kontrol edecek olursak, inişle ilgili gücünü kontrol edecek olursak, şu anda hala haftalık periyotta Bitcoin'in satışta olduğunu, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili işte değişik yorumlar geliyor. İşte bir takım haberlerle beraber acaba altcoin'ler veya işte bu ana coin'ler dediğimiz coin'lerde gelecekte çok ciddi manada fiyat hareketleri olabilir mi? Çok ciddi geri çekilmeler olabilir mi? Bundan birkaç yıl önce yaşamış olduğu 20 bin dolarlardan 4 bin dolarlara gidişler gibi gidişler olabilir mi gibi insanların beklentileri var. Ben açıkçası coinleri bu kadar yükselmişken bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Özellikle de burada yapmış olduğumuz her şey, arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyelim. Kendimize notlar diyelim. Bunlar herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Al, sat veya tut tavsiyesi hele hele hiç değildir. Bunları kendimize notlar olarak değerlendirebiliriz. Bana göre şu anda Bitcoin'de de yine haftalık grafikte baktığımızda en son haftaki aldığını vermiş ama bir önceki haftayı hala koruduğunu görüyoruz 200 günlük grafiğimizde. Bunu yine başka bir indikatörümüze destekleyecek olursak, bu da nereden dönebilir gibisinden bize stokastik, RSI benim yine sevdiğim bir indikatör. Bu da özellikle nereden ne yapabilir gibi bize bir bilgi verebilir. Özellikle de stokastik RSI'nin de şu anda neredeyse diplerde olması bunun bir şekilde
Bunlar sonuçta konuşmuş olduğumuz grafik, haftalık grafik. Yakın vadede bir yerlerden bir dönüş vereceği ihtimalinde güçlendiriyor gibi gözüküyor. Günlükte inceleyecek olursak Bitcoin'i, Bitcoin günlükte de baktığımızda 26 günlük desteğinin üzerine gelmiş ve orada bekliyor. Bitcoin'in günlükteki desteği ise 17.500'lerden geçiyor. Birkaç gün önce de yine çok anlık olarak 28 binlere kadar geri çekilmesi ve onun arkasından 42.500'leri zorlaması açıkçası hala günlükte kısa vadede yine bir satış baskısının devam ettiğini ama buralardan da 26 günlük değerine kadar neredeyse gelip 30 binlere kadar gelip oradan geri çekilmesi ise bir miktar alımın olduğunu gösteriyor ama üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Ama stokastik arasayın diplerde olması ürünün yakın zamanlarda bir yükselişe doğru geçmesine sebep olabilir. Özellikle bu coinler sevgili mesajları izleyenleri dış haberlerden gelen haberlerden olumlu veya olumsuz ciddi manada etkileniyor. Günlük değişimleri %100'lere, %150'lere, %200'lere yani zaten 30'lar 40'lar artık çok normal altcoin'lerde özellikle kadar değişebiliyor Bitcoin'de. Bir yatırım aracı olarak buna yatırım yapanlar çok düşüklerden alıp bekleyenler de var. Ama işte 40 binden 150 bine gidecek deyip de 40 binden trene binenler bayağı olmuştur diye düşünüyorum. Yani bu geri çekilmeler olmadan sevgili izleyenler malın belirli moving average değerlerine gelmesi, oralarda oturması ve oralarda belli bir periyodu kapatması, en azından haftalık periyodunu kapatması malın gidişatı açısından, ürünün gidişatı açısından geleceği görmemizde faydalı olabilir. Yani şu anda buralarda geçici olarak bir geri dönüş gözlemlenebilir diye düşünüyorum kendime notlarla. Evet, yine burada baktığımız zaman bu piyasada en çok işlem gören ürünlerden birisi de, coinlerden birisi de Ethereum olarak bakabiliriz. Bunu da yine USD cinsinden değerlendirebiliriz. Ethereum'da da yine yaklaşık olarak günlük grafikte bakıyoruz. Bazı arkadaşlar kullandığım ekran görüntüsünün ne olduğunu merak ediyorlar. Onlara da söyleyeyim. Matrix isimli bir program kullanıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır da bunu kullanıyorum. İstediğim birçok şeyi, anlık haberleri, analizlerini rahatlıkla yapılmasını sağlayan bir program. Diğer kullandığım program da ücretsiz yine bir program olan Investing üzerinden de yine bu analizleri de yapmak mümkün. Oradan da incelediğimizde yine burada daha önceden benim altın için hazırladığım bir grafik vardı. Bunu örnek olarak Ethereum'u da buradan inceleyebiliriz. Evet, burada baktığımda ben özellikle süper trendi tercih ediyorum. Yani şu anda günlükte Ethereum'un süper trend değerinde olduğunu, yani günlükte henüz burada bir kırılma olmadığını gözlemliyoruz. Yine hacme bağlı moving average'de 200 günlük, 200 periyotluk değerinde ise 581'lerden geçtiğini görüyoruz ve günlükte stokastiğin açıkçası yeni açtığını görüyoruz. Aşağıdan yine ben sevdiğim osilatörlerden birisi de bu Avsem osilatördür. Özellikle burada da ben negatif veya pozitif ayrımlara bakıyorum. Yani şu anda ciddi derecede yapmış olan rally'nin bir boşaltması gerekiyordu. Bunun değerlerinin de en ciddi desteğin yakında baktığımız zaman onu da sizler için işaretleyeyim, ilgisi olanlar için. En yakın destek burada 965'te ciddi bir destek var görüldüğü üzere. Yine onun arkasından desteğimiz de 782'lerden geçiyor. Burada her ikisinde de iki destek de kullanılabilir. Yani bekleme sabrı olanlar için, daha iyiye gideceğini düşünenler için 782'ye kadar bir çekilme söz konusu. Onun arkasından da
200 günlük değerin, baktığımızda 200 periyotluk değerin 581'lerden geçtiğini görüyoruz. Burada kullanılabilecek birçok indikatör var. Bunlar yalın olduğu için arkadaşlar özellikle ben bunu tercih ediyorum. Aylıkta Ethereum'u incelediğimizde de burada da evet, daha önceki 2018'deki gelmiş olduğu en yüksek değer vardı arkadaşlar. Bu değeri görüyorsunuz. 1422'lere kadar gelmişti 2018'de. Şu anda bu bölgede iğne atmış ve geri dönmüş 1121'lere. 1121'lerde bunun için açıkçası 3 yıllık hareketin bir kırılma noktası var. Burası ciddi manada bir direnç teşkil etmesi mümkün. Bunu süper trend indikatörü özellikle 342'lerde aylıkta alımı açmış ve hızlı bir şekilde yine boğa sezonuna girmiş. Boğa sezonuna girdikten sonra da artık bu kadar geri çekilmeye rağmen, 981'lere rağmen, geri çekilmeye rağmen aylıkta stokastik değerlerinin hala inanılmaz derecede şişkin olduğunu görüyoruz. Bu da belli bir geri çekilmenin daha olabileceği anlamını taşıyor. Şu an itibariyle bakıldığında da yukarıdan gelen düşüş trendimizin burada devam ettiğini görüyoruz. Buradaki geçilmesi gereken en önemli değerin de daha önceki en yüksek almış olduğu değer olan 1128 değeri olduğunu görüyoruz Ethereum'da. Bunun üzerinden eğer alışla ilgili bir talep geldiğinde 1400'lere kadar gidebileceğini tahmin edebiliriz. Bununla ilgili de o tahmini nasıl yapabiliyoruz? Onu da isterseniz size göstereyim. Silelim. Evet. Burada da ben özellikle tercih ettiğim yöntem Fibonacci geri çekilmesini kullanıyorum. Buradan baktığımızda trendimizin dip noktaları şu yükselişin olduğu yer olarak düşünsek 377'ler olarak burayı görebiliriz bence. Burada da 1400 üzerine geçtiğinde alım yönlü hareketler geldiğinde bunun hızlı bir şekilde kendisini buradaki ekran görüntüsünü biraz daha aşağı çekmeye çalışalım. 1600'lerin üzerine çok rahat bir şekilde atabileceğini görüyoruz. Bununla beraber satış yönlü bir baskı geldiğinde ise gelebileceği destekleri burada Fibonacci kanalında çok rahat bir şekilde gözlemleniyor. Buradaki şu değerler önemli değerler. Bunlar geri çekilme değerleri. Bu değerlere göre uzun vadede veya kısa vadede trader arkadaşlar alım satım yönlü kararlar verebiliyorlar. Şu an için Ethereum'da geri çekilmenin en tehlikeli olduğu bölgeyi 609 olarak, bunun üzerinde şu anki 1022 aylık grafikte baktığımızda 1022 dolardan şu anki çekilmesini yaşıyor. Burada aylık olarak 93.66 dolarlara kadar bir geri çekilmenin Ethereum'da yaşanabileceğini de görüyoruz değerli arkadaşlar. Süremizde çok uzun tutmak istemiyorum ama altın ve gümüşe de kendi ekranından kısaca değerlendirdikten sonra bu ilk yayınımıza burada son verelim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Bu piyasanın içerisinde olan bir insanım. Yani çok aşırı şekilde bu piyasalarda sanal olarak işlem yaptığımı söyleyemem ama kendi çapımda çok büyük meblağlar olmayan küçük yatırımlarımızı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu piyasalarla da yakından ilgileniyorum. Asıl ilgilendiğim alan tarım ve hayvancılık emtiaları. Onlarla ilgili de günü geldiğinde bir program çekmeyi düşünebiliriz. Evet, şimdi en güncel konulardan birisi altın. Altın malum 10 Ağustos'larda geçen yıl yaklaşık olarak 2077 dolarlar civarını bulmuştu ons değeri. Ondan sonra
günümüze gelinceye kadar bugün şu an gözüken değeri 1849'larda gözüküyor ve burada bir yükseliş trendinin bozulduğunu görüyoruz açıkçası. Burada görmüş olduğunuz şu tepeleri de ben size izahını yapayım. 26 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kestiği bir alan. Günlükte baktığımızda burada şu aşağıdaki destekte moving average'in 200 periyotluk veya 200 günlük diyebiliriz burada desteğini görüyoruz. Bunu test etmiş gelmiş 1764'lere kadar gelmiş. Sonra yeniden burada nereden devam geliyor bu kanal? Bu kanalımıza baktığımız zaman 31 Ocaklar 2019'dan beri yükselme trendinde olan üründe şu anda kanal dipleri test ediliyor diyebiliriz. Bugün görülen o ki günlük grafikte bugün en son görülen 1817'ler test edildikten sonra hızlı bir şekilde yeniden yükselmiş. Burada benim size göstermek istediğim bir şey var altınla ilgili. Bugün gözüme o çarptı. Onu da size göstereceğim burada. Bunlar kesinlikle dediğim gibi arkadaşlar kendimize notlar al, sat, tut yönünden hiç kimseye açıkçası ne şekilde karar vereceğini yönlendirmemiz hukuki olarak da uygun olmayacağı için tamamıyla bu kararları vermeniz size aittir. Biz teknik açıdan bilginiz dahilinde değerlendirmeye, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, burada ciddi bir formasyon var özellikle bakıldığında. Günlükte görülen bu formasyonun hedefinin 1950'ler, 2050'ler civarında oluştuğunu görüyoruz şu anda mevcut en yakın formasyonun. Yine oluşan diğer bir formasyonumuz da 2000 üzerini falan gösterirken burada oluşmuş olan mavi çizgilerle oluşmuş olan diğer bir gözüktüğü gibi burada ciddi derecede bir TOBO formasyonu deniliyor buna. Bu TOBO formasyonunun hedefi de bu ne zaman olur bilemem açıkçası ama 2000'ler üzerini ons altında gelecekte gösteriyor. Tabii ki bu dönemde özellikle bu meşhur balinalar insanların ellerindeki minik minik yatırımlarını veya büyüklüğüne göre büyük de olabilir orasını bilemiyoruz. O yatırımlarını bir şekilde ellerinden almak için spekülatif hareketlerle ciddi manada insanlarla ellerindeki değerlerini alıyorlar. Özellikle bu piyasalarda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken günübirlik alım satımlar, devamlı al satlar bu işler için biraz sıkıntılı. Yani diğerleri açısından da sıkıntılı. Bunu uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşündüğünüzde şu anda bu trend kırılmadığı müddetçe ki bu trend nerede kırılır? Bana göre bu trendin kırılması 1800'lerin altında birkaç gün devam edip hafta kapatması, ay kapatması artık daha da aşağılara düşeceğinin anlamına gelebilir. Burada da gidebileceği en yakın noktayı burada baktığımız zaman destek çizgimize 1727'ler, onun üzerinde de 1756'lar. Yani en yakın desteğe baktığımızda gidebileceği 1798'ler olarak görülüyor. Burada haftalık ve aylık kapanışlarla devam ettiği müddetçe o yönlü trendde bir kırılma olduğu müddetçe günlükte baktığımızda 26 günlük moving average'de hareketli ortalamada trendde kırmızıyla gördüğünüz bir kırılmaya bir işaret var. Ama 200 günlük destek burada çok güzel çalıştı. Ve artık değerlere baktığımızda hem buradaki kullanmış olduğumuz candle index indikatörü hem de stokastik indikatör artık bunun diplerde olduğunu ama herhangi bir günlük bazda baktığımızda bir dönüş yönünde de bir dönüş eğiliminin olmadığını görüyoruz. Hala üzerindeki günlük bazdaki satış baskısı devam ediyor. Bu nerelerde sonlanabilir? Bu kendisini 1907'ler üzerine attığımızda özellikle şu bölgeler diyebiliriz. Desteğinin geçtiği buradaki 26 günlük desteğin hemen üzerindeki bölgelere geldiğinde oradaki satış baskısı da üzerinden kalkıp ileriye doğru güçlü veya daha yavaş olan bir atağa başlayabilir. Ama günlükteki oluşan formasyonlar
birçok formasyonun hedefinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle göstermek istedim. Gümüş'e de hemen kısaca değerlendirelim. Bu video biraz uzun oldu arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum. İlk programımız olduğu için de birazcık nasıl diyelim, devamlı kullandığımız şeyleri çok hızlı bir şekilde kullanamıyoruz diyelim. Gümüş'ün günlüğüne baktığımızda nereden geliyor? Gümüş'ün günlüğü 9 Haziranlar yani 2020. Evet, 9-10 Haziranlardan başlayan, 11 Haziran'ın 2020'lerden başlayan yükseliş trendinin hiçbir şekilde bozulmadan devam ettiğini ama 26 günlük hareketli ortalamayı test ettiğini, gümüş için dip olabilecek bölgenin ise arkadaşlar 22,5 ons dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yine burada da Candle Index ve stokastik değerlerin dipte olduğunu, artı bugün özellikle baktığımızda 24.300'de güzel bir desteği var aslında bunun. Burada o çizgiyi siz de görebiliyorsunuz. 24.300 desteğinden tepki verip yeniden yukarı yönlü döndüğünü görüyoruz. Gelecekte özellikle gümüş yönlü yapılan haberlerde, araştırmalarda altına göre daha geleceğinin parlak olduğu söyleniliyor. Ama altın gibi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yükselmesi de düşmesi de çok ciddi derecede spekülatif oluyor. Evet arkadaşlar, Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir Yeni Mesaj TV'de ekonomi gündemi programında sonuna geldik. Umarım ilk programımızda beğenirsiniz. Beğenirseniz Yeni Mesaj TV YouTube kanalına abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı ve özellikle de videoların altında yorumlarla videomuzu şenlendirmenizi sizden rica ediyoruz. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. İnşallah yeni programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.